TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek dün gece çok önemli bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının nedeni özellikle sosyal medyada vatandaşlara panik oluşturacak paylaşımlar, aynı zamanda da Kayseri'deki depremlerle ilgiliydi. Çok önemli açıklamalar yaptı Sayın Vali Çiçek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek düzenlediği basın toplantısında Kayseri'de 5.5 şiddetinin üzerinde deprem beklemediklerini söyledi. Vatandaşlara da uyaran Vali Çiçek, devletimizin verdiği bilgi dışındaki hiçbir bilgi doğru değil dedi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AFAD İl Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. Şehirde gündüz meydana gelen depremleri hatırlatan Vali Çiçek, sosyal medya üzerinden halkı paniğe ve korkuya sevk eden paylaşımların olduğunu ve bu paylaşımların takipçisi olacaklarını kaydetti. Değerli arkadaşlar, bugün ben de sosyal medyada bazı hesaplarda görüyorum. Çok büyük bir deprem olacak gibi korkuya, halkı paniğe sürükleyici paylaşımlar görüyorum. Emniyetimiz burada, emniyet müdürümüz burada. Bu hesapların her birisi takip ediliyor. Kesinlikle devletimizin verdiği bilgiler dışındaki hiçbir bilgi doğru değil. Bunların hepsi yalan. Kayseri'de 5.5 şiddetinin üzerinde deprem beklemediklerini söyleyen Çiçek, bizler bilimsel verilere göre hareket etmek ve devletimizin verilerine, bilgilerine inanmak durumundayız ifadelerini kullandı. Değerli arkadaşlar, özellikle bizler bilimsel verilere göre hareket etmek durumundayız. Ve devletimizin verilerine, bilgilerine inanmak durumundayız. Bu konuyla ilgili özellikle birkaç gündür deprem olan Saraycık, Kapustekisi, İncesu, Hacılar bölgesi zaten bizim beklediğimiz, üniversiteden işte rektörümüz de burada. Üniversitede bilim adamlarımızın, bilim insanlarımızın, hocalarımızın beklediği ve 5.5 üzerinde deprem üretmesini beklemediğimiz ve aslında olan depremlerin ben üniversite hocalarımızın aldığım bilimsel verilerle, bilimsel bilgilerle söylüyorum. Aslında enerjinin azaldığı, aslında olumsuz olarak değerlendirilmeyen daha büyük olabilecek depremlerin önüne geçen enerji boşalmasını sağlayan depremler. Dolayısıyla şunu özellikle söyleyeyim. Biz bu deprem olan bölgede 5.5 üzerinde bir deprem beklemiyoruz. Kayseri'nin belli bölgelerinin afet bölgesi ilan edilmesi için talepte bulunulduğunu belirten Çiçek, Maraş'ın Kayseri'ye ihtiyacı var dedi. Ama Kayseri'nin deprem bölgesi özellikle etkinlik raporu, etkinlik olurunun olması ile ilgili biz talepte bulunduk. Belli bölgeleriyle ilgili. Şu an değerlendirme aşamasında tüm Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve AFAD ilk gündeminde Kayseri'nin durumunu değerlendiriyor. Mutlaka hükümetimiz, devletimiz Kayseri'nin bu durumunu değerlendirecek. Bizler de bunun takipçisi olacağız. Geri dönecek miyim? Dönmeliyim. Çünkü orada gerçekten büyük bir mücadele veriyoruz. Orada belli bir yol aldık. Hayatı orada asıl normalleştirmemiz gerekiyor. Maraş'ın Kayseri'ye şu an ihtiyacı var. Değerli izleyenler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte Kayseri'deki yaşanan depremler ve çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili sürekli olarak değerlendirme yaptıklarını belirterek 80 ekiple hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nde depremle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de yürütülen çalışmalar sonrası tedirgin olmaya gerektirecek bir durum olmadığının altını çizerek spekülasyonlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı. Dün cereyan eden yaklaşık 28 dakikada 4 defa olan depremlerle ilgili yapılan değerlendirme sonucu ve öncesinde de geçirmiş olduğumuz deprem sonrası aşçı depremlerle ilgili hasarlarla ilgili yaptığımız çalışmada
şöyle bir sonuca varılmıştır. Kayseri merkezinde Koca Sinan'ımızda 3 tane, birisi yıkıldı, 2 tane bina. Melikgazi bölgemizde 5 tane, bunun 3 tanesi gece kondu, 2 tanesi az katlı yapılar olup onlarla ilgili gerekli ağır hasar raporları tutulmuş, çalışmaları ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Taşra ilçelerimizde yapılması gereken çalışmalar üzerinde de yoğun bir şekilde çalışmalar sürdürüyoruz. Özellikle Sarızımızdaki yapılarla ilgili çalışmalar tamamlandı ve tespitler yapıldı. Onlar da risk oluşturan ama Allah'a şükürler olsun herhangi bir cana ya da bir sıkıntıya sebep olmayan yapılar olup üzerinde gerekli çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Ayrıca talasımızla ilgili herhangi bir ciddi manada sıkıntı söz konusu değil. Acılarımızda dün hatırlanacağı üzere ilgili mahallelerinde olan depremlerle ilgili 2 tane yapıda duvar yıkılması söz konusu oldu. Tehlike arz eden herhangi bir hasar oluşmadı. Kayserimizin gerek Kahramanmaraş odaklı deprem sonrası ve depremde oluşan hasarlar açısından ve gerekse bugün itibariyle yapılan yeni depremlerle ilgili çalışmalar sonrasında tedirgin olmayı gerektiren bir boyut olmadığı yönünde bilim adamlarımızın açıklamaları söz konusu. Spekülasyonlara fırsat vermemeliyiz. Bilim adamlarımızın ve resmi kuruluşların yaptığı açıklamaların dışındaki açıklamalara itibar etmemeliyiz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le birlikte Müncübe Cıngıllıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla yakar top oynayan Başkan Büyükkılıç, öğrencilerle hem eğlendi hem de depremlerle ilgili bilgilendirme yaptı. Başkan Memduh Büyükkılıç, Mahalle Gökmen Çiçek'le birlikte Müncübe Cıngıllıoğlu İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Evde daha mı yüksek? Burada sınıflara gezerek öğrencilere ve öğretmenlere iyi dersler temennisine bulunan Büyükkılıç'la Çiçek, ayrıca okul bahçesinde yakar top oynayan çocuklara eşlik ederek depreme ilişkin öğrencileri bilinçlendirdiler. Çocukların sıcak ilgisiyle karşılaşan Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinden gelen bir öğrenciyle de yakından ilgilenerek bir isteği olup olmadığını sordular. Değerli izleyenler, jeoloji mühendisi Adnan Efsen, Erciyes'in zirvesindeki deprem nedeniyle kayaçların yer değiştirdiği ya da şeklinin değiştiği yönündeki iddialara ilişkin, volkanik bir dağın patlayabilmesi için sadece depremlerin olması gerekmiyor, o bölgede tektonik bir aktivitenin olması gerekiyor, dedi. Jeoloji mühendisi Adnan Efsen, sosyal medyada yayılan ve vatandaşları paniğe sevk eden depremden sonra Erciyes'te kayaçların yer değiştirdiğini ve patlayacağı yönündeki paylaşımlara yönelik rahatlatan açıklama yaptı. Erciyes'in zirvesiyle ilgili kayaçların yer değiştirdiği ya da şeklinin değiştiği yönünde böyle iddialar var. Bu görüntüleri ben kendim de gördüm. Erciyes'in zirvesindeki bu kayaçların şekil değişikliğinin sebebi sadece depreme bağlayamayız. Burada atmosferik koşullar var, buzul var, kar var, soğuk var, sıcak var. Bütün bunların donma, çözülme var. Bütün bunların etkisiyle birlikte Erciyes'teki şekillerin, kayaçların şekil değişikliğine uğraması bunlara daha çok bunlara bağlanabilir. Depremle doğrudan ilişkilendirmek biraz zor. Şimdi bunun dışında Karpuz Seksi mevkiinde meydana gelen dün tarihli olmak üzere 8 adet deprem vardı. Sonra bir tane deprem daha oldu, 9 oldu. Bu 9 tane depremden hareketle Erciyes Karpuz Seksi'ndeki depremlerin olağan olmadığını, normal olmadığını, bunun Erciyes'i tetikleyebileceği, Erciyes'in patlayabileceği şeklinde görüş ve kanaat belirtenler oldu. Erciyes'in patlaması için gerekli şartların oluşmadığını belirten Efsen, vatandaşların Erciyes'in patlaması ile ilgili herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yok dedi. Evet, tektonik bir aktivitenin olması gerekiyor o bölgede. Bu bir. İkincisi, bölgenin ısınması gerekir. Yani hava koşullarının, iklim koşullarında bir değişikliğin olması lazım. Erciyes'in üzerindeki kar örtüsünün hava sıcaklığından, Erciyes'teki mağmatik faaliyetlerden kaynaklı olarak erimesi lazım. Yine Erciyes'te muhtemel bir patlama olabilecekse orada bir gaz çıkışlarının olması lazım.
karbondioksit gazı, hidrojen sülfür gazı, su buharı gazı gibi değişik böyle gazların çıkması lazım. Üstelik bu gaz çıkışlarının içerisinde zehirli gazlar da olması gerekiyor. Zehirli gazlara bağlı olarak canlı ölümlerinin olması gerekiyor. Kuş ölümlerinin olması gerekiyor. Bunun dışında oradaki bacanın kapanmasından dolayı, eğer aşağıdan yeni bir mamatik malzeme gelebilecekse, bunun o bölgedeki alanda hacimsel sıkışmaları, hacimsel büyümelerini gerçekleştirmiş olması gerekir. Vatandaşların Erciyes'in patlaması ile ilgili herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yok. Erciyes'in patlamasını gerektirecek koşullar henüz gerçekleşmiş değil. Erciyes volkanik dağ, aktif bir volkanik dağ. Ancak uykuda olan aktif bir volkanik dağ. Biz son 10 bin yıl içerisinde bir kez harekete geçmiş olan volkanik patlamalara biz aktif diyoruz. Ama uykuda. Yani insanlarımızın korkmaması gerekir. Patlamadan önce makro gözlemlerin ortaya çıkması gerekir. Şu anda makro gözlem ya da mikro gözlem anlamında ortaya çıkan herhangi bir husus yok. Kayseri ve Kayseri civarında yaşayan insanların korkmasına, endişe etmesine, evlerinden uzaklaşmasına herhangi bir gerek yok şu anda. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaşandığı 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren tüm imkanları seferber ederek Kahramanmaraş'a ulaşan KASKİ ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden ve Genel Müdür Özgür Özdemir'den deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükkılıç, deprem sonrasında tüm birimleriyle ilk günden itibaren bölgede yaraları sarmak üzere belediyenin tüm birimleriyle afetzedelere destek olunduğunu kaydetti. KASKİ ekiplerinin bölgede 202 personel, 12 iş makinası, 35 araç ile canla başla görev yaptığını belirten Başkan Büyükkılıç, çalışmalar kapsamında ekiplerimiz bugüne kadar 116 adet enkaz, 103 adet nakil ve yardım, 501 adet içme suyu arızası ve onarımı, 700 adet kanalizasyon arıza ve onarımı, 215 adet içme suyu ve kanalizasyon arıza tespit, 67 adet mekanik arıza onarımı, 267 adet elektrik arızası ve onarım, 814 adet abone bağlantı çalışması yaptı. Diğer yandan bölgeye 4000 adet kahvaltı kumanyası, 10.000 adet giyim malzemesi, 50.000 adet bardak su, 700 adet iş kıyafeti ile 3400 adet boru, 9896 adet boru bağlantı malzemesi sevk edildi dedi. Koca Sinan Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Elbistan'da yapımı devam eden Kayseri Koca Sinan Yaşam Parkı'nda geri sayım başladı. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Elbistan'a sosyal yaşam merkezini rekor sürede yapımını tamamlayarak bölgeye kazandıracaklarını söyledi. Koca Sinan Belediyesi tarafından Kahramanmaraş Elbistan'da yapımı devam eden Kayseri Koca Sinan Yaşam Parkı'nda geri sayım başladı. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacaklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ne varsa karşılamaya çalışıyoruz dedi. Çolak Bayraktar, Elbistan'da kardeşlerimizin ihtiyacı olan bir yaşam parkını faaliyete geçirmek üzere başlattığımız çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve üst yapı çalışmalarının da sona gelindiği yaşam parkıyla Elbistan'daki kardeşlerimize yeni bir yaşam alanı kazandırmış olacağız. Vatandaşlarımızın vakit geçirecekleri, alışveriş yapacakları ve içerisinde parkın olacağı bir mekanı hayata geçirmiş olacağız. Gerek deprem bölgelerinden Kayseri'mize gelen misafirlerimizi, gerek bu bölgelerde yaşamını devam ettiren kardeşlerimize elimizden geldiğince var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor zamanları aşacağız ifadelerine yer verdi. Şimdi değerli izleyenler, EYT ile ilgili emekli olmak isteyen ya da bununla alakalı müracaat aşamasında olan vatandaşlarla ilgili çok önemli bir haber var. Hem de birincil ağızdan. Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, EYT ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Emekli olan işçinin aynı iş yerinde çalışması durumunda %5'lik bir vergi indirimi sağlanacağını belirten Hasgül, şu anda Kayseri'de 23 bin kişinin EYT için başvurduğunu, 536 kişinin de emekli olduğunu açıkladı. Hasgül uyarılarda da bulundu. EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından vatandaşlar emekli olmak için SGK il müdürlüklerine gitti. Tamam, doğru.
Tamam, bir şey olmaz. Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, emeklilikle ilgili TV1'e önemli açıklamalarda bulundu. Hasgül, işverenler için de bir kolaylık sağlandığını söyleyerek, emekli olan kişinin aynı iş yerinde çalışması durumunda işverene %5'lik vergi indirimi sağlanacağını belirtti. Eğer vatandaşımız emekli ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde en son çalıştığı iş yerinde tekrar çalışmaya başlar ise biz işverenimize 500.40 TL ile bunun 7,5 katı 3.753 TL civarında ekstra indirim yapacağız. Yani emeklilerimizin sosyal güvenlik destek birimine tabi çalışması halinde daha önce olmayan bir şeydi bu. İlave 5 puanlık indirim yapacağız. Bu çok önemli buluyorum bunu ve bundan dolayı da çalışma hayatının içerisinde EYT kapsamında emekli olan sigortalılarımızın, emeklilerimizin yeni adıyla tekrar çalışma hayatının içerisinde olmasını kurumumuz olarak istiyor ve destekliyoruz. Bunu daha önce de dile getirmiştik. Kayseri'de 40 bine yakın kişinin EYT kapsamında olduğunu, 23 bin kişinin de EYT'den sonra emeklilik için başvuruda bulunduğunu söyleyen Hasgül, 536 vatandaşın emekli edildiğini kaydetti. Yani biz burada işte gün sayısını yeterli olanları çıkarma şansımız yok. Ama ilk defa uzun vadeli sigorta kolları bakımından 8-9-1999 öncesinde Kayseri'de sigorta olarak çalışmaya başlayan kişilerin ve şu anda çalışanların durumu 40 bin civarı. Biz buradan çok fazla bir eksilme olacağını düşünmüyoruz. Belki 1-2 bin kişi eksilme olabilir. Bu rakamın şu anda yaklaşık 23 bini 3 günde bize başvurdu. Yani 23 bin başvurumuzu aldık. Ve bir taraftan da hızlıca maaş bağlamaya başladık. 536 tane de maaş bağlamıştık biraz önce sordum. Yani biz yaklaşık 500 maaşı bir ayda bağlıyorduk. Bunu biz 2 günde bağlamıştık. İlk gün maaş bağlamadık. Pazartesi ve salı itibaren bağlamaya başladık. Bununla alakalı personel sayımızı artırdık. Maaş bağlayan personellerimizin çalıştığı yeri izole ettik. Yani vatandaşımızın ve memurlarımızın girişini engelleyecek şekilde, çünkü onların stilli çalışması gerekiyor. Mart ayında başvuru yapanların Nisan'ın 1'i itibarıyla maaşını almaya başlayacağını ifade eden Hasgül, EYT'lilerin az maaş alacağı iddialarının yanlış olduğunu belirtti. Bu ay sonuna işten çıkışın yapılması, işte kıdem tazminat için bu şart gerektiği gibilerinden konuya ehil olmayan kişilerce yapılan yanlış yayınlar ve yanlış bilgilendirmeler söz konusu. Vatandaşımızın bugün 8 Mart 2023 günü. Eğer emekliliği hak etmişse maaşı zaten 1 Mart Nisan'da başlayacak. Yani 31 Mart'ta başvursa da 1 Mart'ta başvursa da her halükarda aylık takip ede ay başından başlayacağı için 1 Nisan'da başlayacak bu aylık. Vatandaşımızın şu anda emekliliği hak ettiği şekilde neyse aylığı zaten doğrusu, yani EYT'lilere daha düşük aylık bağlaması durumu söz konusu değil. Böyle de bir yanlış algı ve yanlış bilgilendirme var. Çünkü aylığı biz bağlıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan başka bu işi kimse bilemez. Değerli izleyenler, İyi Partili Sedat Kılınç, bazı siyasi partilerin kutuplaştırıcı dil kullanmasını eleştirdi. Bu kutuplaşmayı sona erdirmek için siyasete girdiğini belirten Kılınç, adaletten ve hukuktan uzaklaşmak ülkenin temelini oynatır dedi. İYİ Partili iş insanı Sedat Kılınç, haber müdürümüz İsmail Şahin'in hazırlayıp sunduğu Editörün Gözünden programının canlı yayın konuğu oldu. Siyasette yaşananları değerlendiren Sedat Kılınç, kutuplaştırıcı dile tepki gösterdi. Hiç kimsenin hain olmadığını belirten Kılınç, Türk milletinin büyük bir aile olduğunu söyledi. Kılınç, adaletten ve hukuktan uzaklaşmak ülkenin temelini oynatır dedi. Sağcısı da bizim, solcusu da bizim. Ya benim ailemde sağcı da var, solcu da var yani. Evet. Muhafazakar bir partiyi destekleyen insan da var. Yani biz bir aileyiz. Bu aile toplumun işte en küçük parçası. Toplum nasıl oluşuyor? İşte bu ailelerden oluşuyor. Biz toplum olarak bir aileyiz. Sağcının da fikrine saygı duymamız lazım. Solcunun da, milliyetçinin de veya işte muhafazakarın da veya liberalın da veya demokratın da. Ya biz bir aileyiz. Biz ülke olarak bir aileyiz. Bu ailelerin birleşmesinden oluşuyor. Biz birbirimizi en çok üzen, beni siyasete iten konu da bu. Yani ülkede iki konu beni siyasete itti. Yoksa ben bir iş adamıyım. Yani benim tanınma ihtiyacı var mı? Yok. Maddi ihtiyacım var mı? Allah'a çok şükür yok. Benim siyasete iten olay toplumdaki bu ayrışma ve hukuktaki bu bozulma. Yani toplum öyle bir ayrıştı ki
Ya o ona hain der pozisyona geldi ya, biz %50 birbirine hain diyor. Böyle bir şey var mı? Satarken partisine bakıyor musunuz? Yani tabii ki bakmayız yani. Bizim ülkemizin insanı bakın depremde gösterdi kendini. Yani. Biz nasıl bir milletiz biliyor musunuz? Kars'tan elinde ne varsa yüklemiş kamyona gelmiş. Trabzon'da elinde imkanı ne varsa trağa yükleyip gelmiş. İstanbul'dan, Bursa'dan, Bolu'dan, İzmir'den, Ağrı'dan, Diyarbakır'dan, Erzurum'dan, Erzincan'dan. Ya o depremden sonra kimin gücü neye yetiyorsa, neyi getirebiliyorsa millet koştu. Koştu ya. Biz böyle bir milletiz ya. Biz zor durumda, bir ülke bir zora düştüğünde biz şöyle kenetleniyoruz. Ama siyasilerin bu söylemleri, ağır söylemleri insanlarda, toplumda yankı buluyor. O da onu söylemeye başlıyor. Kendi düşündüğü siyasi partideki şey ne yapıyorsa. Son dönemde, ülkenin şu son döneminde bu artık bir politika haline geldi. Bir partinin politikası bunun üzerine kurulu. Kutuplaştır, hain ilan et, ayrıştır, oy al. Ya bu çok yanlış bir şey. Biz 90'lı yıllardaki siyaseti de biliyorum ben. 90'lı yıllarda hepimiz biliyoruz ya, otururlardı genel başkanlar. Bir arada muhabbet edebilirlerdi, sohbet ederlerdi, espri yaparlardı. Tabii ki fikirlerini de söylerlerdi. Ya bizim ihtiyacımız olan bu, kutuplaştırmayalım bu toplumu. Bu kutuplaştırmak ülkenin geleceğine bomba koymak. Adaletten ve hukuktan uzaklaşmak, ülkenin temelini yerinden kaldırmak demektir. Bu iki husus için ben kendimi siyasette yani bulunmak zorunda gördüm. Ya bir mücadele etmemiz lazım ya, bu ülkenin geleceğini kurtarmamız lazım. Yoksa yarın bu şekilde devam ederse birbirlerini insanlar öldürecek pozisyona gelir. Böyle olmaz. Bu ülkenin ne sağcısı hain, ne solcusu hain. Ne milliyetçisi, ne AK Partisi, ne bu partilisi. Hiç kimse hain değil. Bu millet necip bir millettir. Bu millet yüce bir millettir. Bu millet dünyada eşi benzeri olmayan cesarete sahip bir millettir. Bu millet biri yere düştüğünde onu tutup kaldıran bir millettir. Bu kim olursa olsun. Bizim milletimizi öyle bir hale getirdiler ki birbirini artık, yani iki farklı görüş birbirini düşman olarak görüyor. Biz düşman değiliz. Biz ifadelerimizi özgürce söylememiz lazım. Herkes düşüncelerini söyler ama biz bir aileyiz. Ailede düşmanlık olmaz, kopuşma olmaz, ayrışma olmaz, vay hainlik olmaz. Biz aileyiz. Biz böyle güçlü olabiliriz. Böyle bir olursak güçlü olabiliriz. Değerli izleyenler, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir taksici aldığı yolcular tarafından başından vurularak öldürüldü. Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda şehir merkezinden taksisine yolcu alan Mustafa K. iddiaya göre yolda arka koltukta oturan yolcuların saldırısına uğradı. Yolcular daha sonra taksi şoförünü başından tabancayla vurdu. Şoförünün vurulmasının ardından direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari taksi yol üzerinde duran bir binanın bahçesine girerken şüpheli yolcular da taksiden inerek kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde taksi şoförü Mustafa Kağan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz şoförün cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre yabancı uyruklu iki şahıs kavga ettikleri bir kişiyi pencereden aşağı attı. İkinci kattan beton zemine çakılan şahıs ağır yaralanırken şahsın düştüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana gelen olayda iddiaya göre henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu iki şahıs kavga ettikleri yabancı uyruklu şahsı pencereden aşağı attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemeler yaparken sağlık ekipleri de 2. kattan düşen şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Bu sırada binadan kaçan iki şüpheliyi de vatandaşlar kovalamaca sonucu yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.
Öte yandan yabancı uyruklu şahsın 3 katlı binanın 2. katından beton zemine çakıldığı görüntüler saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Hastanede tedavisi devam eden şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Değerli izleyenler, Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak açıklamalarda bulundu. Baro Başkanı Ali Köse, kadın hakları konusunda mücadelenin devam edeceğini söylerken Türk Kadınlar Birliği'nden de kadın hakları vurgusu yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kayseri Barosu ve Kayseri Türk Kadınlar Birliği, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi adına açıklama yapıldı. Açıklamada kadın hakları vurgusu öne çıktı. Sahada kadın dernekleri ve Atatürk Gençliği ile birlikte birçok dayanışma faaliyetleri sürülüyor. Atamızın dediği gibi, bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Çok derin yaralarımız var ama o yaraları iyileştirmek için birlikteliğimiz ve sevgimiz var. Kadın hakları için yılmadan çalışan sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ediyor. Dün olduğu gibi bugün de 8 Mart'ta özellikle deprem bölgesinde olmak üzere her yerde kadınların haklarına sahip çıkılması için ortak çalışmalar yapılması gerektiğini vurguluyoruz. Artık daha çok çalışmak, daha çok birlikte olmak zorundayız. Kayseri Baro Başkanı Ali Köse de kadın hakları ile ilgili mücadeleye devam edeceklerini belirtti. 8 Mart'ta dünyada her şeyin kadın eseri olduğunu söyleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anarak sözlerime başlıyorum. Yaşadığımız bir ay önceki deprem nedeniyle kaybettiğimiz canlarımıza rahmet diliyorum. Biz hukukçular olarak, barolar olarak, avukatlar olarak eşit, istismarsız ve dayanışmayla adil bir dünya istiyoruz. Bu konuda da Kayseri Barosu olarak kutlamanın ötesinde bir farkındalık günü olarak kadın haklarıyla ilgili sonuna kadar elimizden gelen bütün mücadele yapacağımıza bir kere daha tekrarlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yine en çok çiçek hediye edildi. Kayseri'deki çiçekçilere giden veya sipariş verenler satışları hareketlendirdi. Bu yıl depremler ve ekonomik sebepler nedeniyle satışlar geçen yıllara göre biraz düştü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sevdiğine, eşine, annesine, kız kardeşine veya kızına çiçek almak isteyen vatandaşlar çiçekçilere koştu. Özellikle sipariş üzerine satışlar yapıldı. Çiçek Buyurun. Almaya mı geldiniz? Evet. Bugüne özel. Bugüne özel. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Doğrudur. Kime alacaksınız çiçeği? Eşime, bir de kızıma. Öyle mi? Evet. Özel günlerde onları unutmuyorsunuz. Aynen öyle. Önemli olduğunu düşünüyor musunuz böyle hediye? Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Her yıl alıyor musunuz çiçek? Almaya çalışacağız. Öyle mi? Evet. Pekala. Buradan eşinize ne söylersiniz? Bütün dünya kadınlara selamlar ve Dünya Kadınlar Günleri kutlu olsun diyorum. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Çiçekçiler Sokağı'ndaki çiçekçilerde hareketlilik vardı. Çiçekçi Mehmet Bener, özellikle sipariş konusunda oldukça fazla talep olduğunu söyledi. Bener, deprem ve ekonomik sebeplerin de önceki yıllara göre satışları bir nebze düşürdüğünü kaydetti. 2002'den beri bu sektörün içerisindeyim. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle de tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yani tüm esnaf kardeşlerimiz, Kayseri'deki 100 tane esnaf kardeşimiz hazırlığımızı yaptık. İşte bugün adreslere, iş yerlerine, İşte dükkandan gelip alabiliyorlar, bakarak alabiliyorlar. O şekilde gönderimimizi sağlıyoruz. Evet, nasıl hareketlilik? Ya çok şükür yine işlerimiz oluyor ama ister istemez ülkemizde 11 ilde deprem oldu. Bunun da etkisi var. İnsanlar artık korkuyor, evlerine girmiyor, çıkmıyor. Yani bağ evlerine gidiyor ama gelemedikleri yerlerde de biz adreslerine, kendi servis araçlarımızla Kayseri içine tüm bölgeye gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine de bir saatte hizmetimiz var. Evet. Yani sipariş üzerine hareketlilik var diyebiliriz. Aynen. Pekala. En çok ne tercih ediliyor bu kadınlar? Kadınlar gününde kırmızı gül, işte karanfil bunlar her zaman rövanşta oluyor. İşte toplu mesela kurumlarda, iş yerlerinde burada hepsine yani tüm bayanlara birer tane dağıtılıyor. Çiçek fiyatları ise türüne göre değişiyor. Bir adet gül 30 TL'den satılıyor. Buketlerde 100 liradan başlayarak 1000 liraya kadar çıkıyor. Çiçek fiyatları karanfiller 15 ile 20 bandında, güller de 30 TL'den başlıyor.
30 liradan başlıyor. Evet. Geçen sene ne kadardı mesela gül? Geçen sene de 20-25 civarı satıldı. Yani bu sene güle zam yapmadık. Hiçbir sene de yapmıyoruz. Bir de insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. İşte bugün özel gün daha pahalıdır. Biz 365 gün kaça satıyorsak her sene de o fiyata satıyoruz. En pahalı çiçek nedir burada, nasıl oluyor? Yani en pahalı çiçek mesela orkideler değerlidir. 500-600 civarı. İşte ferforje, yani onları da düğünlerde falan yapıyoruz. Onlar biraz fiyatları yüksek. Orkide var, antoryum var, saksı çeşitlerinde. Bunların fiyatları işte 400-500 TL bandında. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediyede görev yapan kadın personellerini makamında kabul etti. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle belediyede görev yapan kadın personelle buluştu. Personellerin nezdinde tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Esat Öztürk, bu anlamlı günde kadınlara sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diledi. Kadınlar Günü dolayısıyla Yahyalı Belediye'mizde çalışan bayan personellerimizle beraberiz. Öncelikle tabii ben tebrik ediyorum, günlerini tebrik ediyorum. Yahyalı Belediye'mizde çalışan personellerimiz nezdinde de tüm dünya kadınlarının Kadınlar Günü'nü tebrik etmek istiyorum. Tabii çok hoşuma giden bir sözü var. Kadınlar insan, biz insan oluyoruz diyor. Gerçekten hakikaten değerli de bir söz diye düşünüyorum ben. Yani Cenab-ı Allah kullukta her birimizi eşit yaratmış. Yani kadının yaptığı bir ibadet fazla, erkeğin yaptığı bir ibadet daha fazla dememiş. Kullukta eşitiz ama rollerimiz farklı. Önemli olan yani Allah'a kul olabilmek, peygambere ümmet olabilmek, yani adam gibi, insan gibi yaşamak ve yaşatmak diye düşünüyorum. Yani Yahyalı Belediye'mizde çalışan kadın kardeşlerim nezdinde Yahyalı'daki tüm kadınlarımızın gününü tebrik ediyorum. Şunu söyleyeceğim, bu depremde de gördük ki anne olmak farklı, kadın olmak çok daha farklı bir dünya diye düşünüyorum. Tabii metanetli olacak, hani hem çocuğuyla ilgili sevgisiyle büyütürken diğer taraftan fedakarlık, anne eşittir, fedakarlık diye düşünüyorum. Talas Belediyesi, tıpkı basım Mushaflar Kur'an-ı Kerim sergisini gezen Kayseri ilçe müftüleri, insanı heyecanlandıran, yararlı, her ayrıntısı düşünülmüş güzel bir eserle karşılaştıklarını dile getirdi. Bu kağıt örneklerini görebilirsiniz. Geçtiğimiz yıl Kadir Gecesi gününde açılan ve açılışından bu yana büyük ilgi gören sergi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte yeniden ilgi odağı oldu. Veda hutbesini görüyorsunuz hemen solunuzda. Bunun bir murakka, yani terkibi. Bir toplantıya katılmak üzere geldikleri Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde yer alan sergiyi gezen ilçe müftüleri sergiye tam not verdi. Melikgazi ilçe müftüsü Emrah Kandemir, Kocasinan ilçe müftüsü Halil Uzun ve Talas ilçe müftüsü Bünyamin Turgut sergiyi gezdikten sonra düşüncelerini paylaştı. Öncelikle bu eseri restore edip bu hale getiren tüm kurum ve kuruluşlardan, Taras Belediye'mizden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok nezih bir mekan haline gelmiş. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in çeşitli nüshalarının, el yazım nüshalarının bulunmuş olduğu mekan çok kıymetli, çok anlamlı. Bunun da halkımıza kazandırılması hem yeni nesiller adına Kur'an-ı Kerim'in yazılmasına, onun hatta dökülmesine, ecdadımızın ne kadar ehemmiyet verdiği, ve insanların bu konuda ne kadar büyük gayretler sarf ederek bugünlere getirildiğinin gösterilmesi açısından son derece önem arz etmektedir. Gerçekten ben yürekten çok kıymetli başkanımız Mustafa Yalçın Bey'e ben yürekten teşekkür ediyorum. Buranın açılışı yapıldığı zaman da aynı şekilde o zaman da il müftümüzle beraber gelmiştik, görmüştük. Ta baştan itibaren şu ana kadar bu tıpkı basımlı Kur'an-ı Kerim'in Talas'a kazandırılması, Kayseri'ye kazandırılması son derece büyük bir mana ifade etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in ilk andan itibaren yazımına başlandığı harf ve hareke halinden günümüze kadar yapılan çok büyük bir çalışma. Bu takip edenler için de manevi ve Kur'ani bir yolculuğa bizi götürüyor. Kur'an-ı Kerim'in nasıl merhalelerden çıkıp da bize kadar geldiğini ve ondan sonra hafızlar yoluyla nasıl hıfz edildiğinin
manevi ehemmiyetini biz burada gerçekten duygusal bir şekilde şahsen ben bunu anladım ve bu manada bir düşünceye beni sevk etti. Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'ın vesile olduğu çok güzel bir sergi var. Tıpkı basın mushaflar. Bunları geziyoruz. Müftülerimiz, hepimiz heyecanlıyız. Hazreti Osman'ın mushafını görmek hepimizi heyecanlandırıyor. Özellikle Ramazan ayının yaklaştığı, Kur'an ayının yaklaştığı bu günlerde Kur'an-ı Azimuşşan'a olan ilgimizin, alakamızın daha fazla olmasını, Kur'an'a daha çok ilgi alaka göstermemiz gerektiğini, okumamız, yaşamamız gerektiğini. Sergi pazartesi hariç haftanın 6 günü 10 ve 17 saatleri arasında gezilebilir. Değerli izleyenler, şimdi spordaki gelişmelere bakacağız. 2022-2023 futbol sezonu ara transfer dönemi sona ererken Kayseri Spor Kulübü ikisi kiralık olmak üzere kadrosundan 5 futbolcuyu gönderdi. 2022-2023 futbol sezonu ara transfer dönemi sona erdi. Transfer yasağı bulunan Kayseri Spor kadrosuna yeni bir isim katamazken ikisi kiralık olmak üzere kadrosundan 5 futbolcuyu gönderdi. Kayseri Spor, Beşiktaş'a giden Onur Bulut, Eyüp Spor'a giden Mustafa Pekdemek ve Karagümrük'le anlaşan Bartolacci ile sözleşme feshederken genç futbolcular Hayrullah Erkebi Gençler Birliği'ne Eray Özbek'i de Kırşehir Spor'a kiralık olarak gönderdi. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.